Uykusuz gece. Annemle barışmış olmanın huzuruyla uyudum. Sabaha kadar deliksiz uyurum diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Koca kafanın sesiyle uyandım. Beni çağırıyordu. Kesin önemli bir şey olmuştu. Yoksa gece yarısı kimseyi rahatsız etmek istemezdi. Düşünceli bir köpekti. Benim dostum sessizce merdivenlerden indi. Annem ve babam sesi duymamışlardı. Uyanmalarını istemedim. Kapıyı yavaşça açıp dışarı çıktım. Koca kafa çok tedirgin gözüküyordu. Neler oluyor diye fısıldadım. Benim fısıldadığımı görünce o da sessizce anlatmaya başladı. Bahçede bir arkadaşım var, yavruları olmuş ama çok hasta, ona yardım etmeliyiz. Ela dedim, tabii ki yardım edecektim. Ya annemle de yeni barıştık. Şimdi nasıl yani yeni dostlarım geldi derim diye söylendim. Bir yandan da koca kafayı takip ediyordum. Doğum yapan köpeğim yanına geldiğimde gözlerimi inanamadım. Tam 8 yavru vardı. Annesinden süt hemen 9 yeni dosta bakamazdı. Bakmamıza imkan yoktu. Annem kabul etse babam etmezdi. Babam kabul etse para yetmez. Of, ne yapacağız? Ben derken annem köpeğin çok acısı olduğunu fark etti. Başını okşamaya başladım. Elini sıcacık olmuştu. Ateşi var dedim. Annemden öğrenmiştim. Hasta olduğumda eline sıcak geliyorsa ateşim olduğunu söylüyordu. Ve hemen başıma ıslak bez koyuyordum. Buldum dedim. Bekle, burada koca kafa diye ekleyip eve koştum. Ses çıkarmaya çalışarak bez buldum. Lavaboda ıslattım. Yine sessizce dışarıya koştum. Anneciğim başına koydum ve biraz bekledim. Yavrular süt içmeye devam ediyordu. O kadar minik ve güzellerdi ki keşke hepiniz benimle kalsanız dedim. Annem köpek biraz rahatlamış gözüküyordu. Bezim kuruduğunu düşünüp biraz daha ıslattım. Teşekkür ederim diye mırıldandı. Kendine geliyordu. Sanırım başarmıştım. 3 kez bezi ıslattım. Anne köpeği serinletti. Bu ona iyi gelmişti. O kadar uykum vardı ki gözlerimi zor açıyordum. Yavruları hiçbir şeyden haberi yoktu. Annemle Rin'in yanında olmak onlara yetiyordu. Koca kafa ile yavruları kulübeye taşıdık. Dostum yerini paylaşacaktı. Hepimiz sığarız. Merak etme demiştim. Ben iki yavruyu kucağımdan taşırken koca kafa da enselerinden ağzıyla tutarak taşıyordu. Anneyi taşımakta zorlanmıştık.
yürümeyi hali yoktu. Onu da taşıdıktan sonra benim de halim kalmamıştı. Ben de kendime küçük bir yer bulup kıvrıldım. Koca kafa yastığım olmuştu. Başımı ona yaslamaz uykuya daldım. Yine biri beni çağırıyordu. Ela ela çok uykum var. Bir rahat vermediniz diye bağırdım. Ama benim duymamışlardı. Annemin ve babam sesiydi. Beni arıyorlardı. Yavaş yavaş kendime geldim. Kulübede olduğumu tahmin edemezlerdi. Korkmuş olmalıydılar. Kalktım, gözlerimi avuşturarak kulübeden çıktım. Buradayım, buradayım, merak etmeyin dedim. Korkudan renkleri bembeyaz olmuştu. Annem koşarak boynuma sarıldı. Neredesin sen? Ödüm koptu seni yatağında görmeyince. Derken saçlarımı okşuyordu. Gözlerimden okşan daydım. Dedim kızmayacaksa ona bir şey göstereceğim dedim. Kızmayacaktım, söyledim. Söz mü diye üsteledim. Çünkü bir şey değil, 9 şey görecekti. İnşallah bayılmazlar diye geçirdim. İçimden babam beni kucağına aldı. Koca kafa kızım olmuştum. Ama babam beni kucağına alınca boyuna sarılmayı çok seviyordum. Beraber kulübeye gittik. Yavrularını yine süt içiyorlardı. Onları gören annem önce bana sonra babama baktı. Babam sanki olmaya çalışıyordu. Gece onlarla anlatmaya başladım. Şaşkınlıkla dinlediler. Babam bizim kızımız büyümüş dedi. Şaşırdım açıkçası kızmasını bekliyordum. Ela ilk yardımı yapmıştı ama Batuhan da bir görsün hastamızı diye devam etti. Hala şaşkınlık. Önce güzel bir kahvaltı yapıp köpekçiklerini doktora götürecektik. Babam da en az annem kadar iyi bir insan, yine kıyamamıştı. Sizi çok seviyorum deyip her ikisine de sarıldım.